ne demek oluyor? Yani bunun meali ne demek oluyor? Girdiği yeri 5 gün önce vurdu ama. Çok şiddetli bombaladı. Yani illa ki vurdu da yani bunun bir hani bir diplomatik askeri anlamda bir anlamı olması lazım değil mi? Evet. Askeri anlamda şu demektir. Önce vuruyor. Hı-hı. Yani orada bir zaten hep söylemişizdir. Vurduğunuz yere gidersiniz. Hı-hı. Yani nereye vuruyorsanız oraya gidersiniz. Lübnan'da bakın ne diyor? Lübnan'a ve Hizbullah'a acımasızca saldıracağız. Hizbullah'a demiyor bakın. Lübnan'a saldıracağız. Beyrut'a artık, da diyor. Lübnan'a ve Beyrut'a diyor. Lübnan'a ve Beyrut'a. Hani hı-hı. Hizbullah? Hizbullah yok. Bakın Lübnan'a saldıracağız. Yani amaç burada daha büyük bir alan. Hı-hı. Şimdi burada da bakın ilk başta bir cep oluşturuyor. Vuruyor orayı. Oraya iki tank mı belli değil. Yani bence iki tank gitmez. En az dört bir tank takımı biz gider. Biz bu arada yani bu işi de Eray Güçlüler'den öğrendik. Jerusalem Post'un geçtiği habere göre konuşuyoruz. Evet, yani o doğru mu değil mi? Jerusalem Post iki tane tank girdi diyor. O muhtemelen bu, elimizdeki bilgi bu yani. O muhtemelen bir tank takımıdır. Yani takım ya da bölük şeklinde görevlendirilir. Dolayısıyla burada bir şey cep oluşturmuş durumda. Neden? Çünkü şu güneydeki Hizbullah'ın saldırılarını kıramıyorlar. Hizbullah'a olan saldırılarını ilerleyemiyorlar. Hizbullah püskürtüyor bunları. Ve şu ana kadar bakın 1 Ekim'den şu ana kadar 5 kilometre bile ilerleyemediler. Çoğu yerde de geri püskürdü. 9 noktadan girmişler yani. Hı-hı. Bakın. Dolayısıyla geçen hafta demiştiniz 50 küsur 54-56 kilometre gitmesi gerekiyordu NATO standartlarına göre. Şu anda elimizdeki bilgiye göre ne kadar gitti? Yani 5 kilometreden az. 4 kilometre filan. Bu açık bir başarısızlık oluyor. Ya dayak yiyorlar Hizbullah'tan. Bakın söyleyeyim. Şimdi ne yapacak? Hatırla Mustafa Bey. Daha önce söylemiştim. Buradaki baskı artarsa iki hareket tarzı, sürpriz hareket tarzı uygulayabilir demiştim. Bir, Golan Tepeleri istikametinden bir stratejik manevrayla kuzeyden Litani Nehri'nin kuzeyine sarkabilir. İki, bu barış gücü yazıyor ya, oradaki deniz hattından çıkarma yapabilir. 2006'da yaptı. Bir hatırlatma yapalım. Siz ne demiştiniz şimdi hafızam? Özür dilerim. Eray Hocam sizi hatırlatmak için. Şimdi bu cep deyince... Burada dedi Eray Hocam, yani yanınızda kopya çektiğim için oradan veriyorum. Golan'dan buraya da girebilir demiştiniz. O zaten onun burada, hazırlığı. Burada çok birlik var. Yani Teyredur yani buraya Litani Nehri'ne buradan şunu da şunu doğru mu anlıyorum? Şimdi normalde İsrail şunu yapmak istiyordu. Düz buradan girecekti. Onu yapmaya çalıştı, başarısız oldu. Olmadı. Yani 5 kilometre dediğiniz herhalde şu kadar şurada, falan ilerleyebilir. Evet. Normalde 50 diyorsunuz. Şuraya kadar. Bakın taarruzda. Nasıl? 82'de yaptığın hemen hemen aynısı. Aynısı. Onu hatta o dönem hocam da hatırlar, bilir yani o süreçleri. O dönemde o Sharon'un orada İsrail'in yaptığı katliam harekatının başında Ariel Sharon vardı o 82'de. O planlamada söyledikleri şuydu. Litani Nehri'ni sınır yapsınlar. Biz Litani Nehri'nin işte Güney Lübnan'ı o mavi hat üzerinde ben şuradan hemen Buyurun. Şurayı sınır 82'de gösteriyorlar. Litani Nehri'nin güneyini biz temizleyeceğiz. Kendi güvenlik şeyimizi alacağız demişlerdi. Ama o dönem kendi sözlerini tutmadılar. Ta Beyrut'a kadar çıktı. Beyrut'a kadar girdiler. Beyrut, İsrail tankları Beyrut'a kadar ilerledi. Evet. Şimdi aynısını. Şu an aslında biraz daha dürüst davranıyorlar. Yani şimdi hepsini vuracağız diyorlar. Hepsini vuracağız diyorlar yani. 82'de açık saldırı. Askerlikte budur. Vurduğunuz yere gidersiniz. Tabii. Bakın nereye gidecekseniz orayı vurursunuz. Hmm.